Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte istediği Hohem Gimbal'ın paketinden çıkarılması, kurulması ve çalışması ile ilgili bilgiler vereceğiz. Öncelikle ürünümüzü şöyle bir etrafta inceleyelim. Ürünümüz gayet şık, kaliteli bir pakette gelmiş vaziyette. Daha önce bunu aynısından kullandığımız için aynısından bir daha tekrar talep ettik ve ürünümüz geldi. Hohem istediği X 3 Axis Palm Gimbal for Smartphone. Evet arkadaşlar, şimdi ürünümüzü kutusunu bir açalım. Ürünümüzü açtığımızda böyle bir ekipman karşımıza çıkacak. Bunların içerisinde bir tane el gimbalimiz, altında ayaklık ve uzatma çubuğumuz, içinde bir tane USB şarj aletimiz, bir tane askı, taşıma askısı. İçini açtığımızda da içinde de bunu paketleyebileceğimiz güzel de bir çanta kombine bir şekilde bize ulaştı. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane ürünümüzü çıkaralım öncelikle. Ürünümüz bu. Bu aparatını da çıkarıyoruz. Aparatını çıkarttıktan sonra kutunun içerisinde bir tane şarj kablosu olduğunu göreceksiniz. Bir tane de askı aparatı olduğunu göreceksiniz. Onları ikinci kademede sizlere tanıtacağız. Evet, ürünümüz bu. Ürünümüzü şöyle çevirmemiz için önce şurayı bir genişletiyoruz. Tam dikiş sağladıktan sonra burayı sıkıyoruz. Şuraya çevirdiğimizde şurada bir kilit kısmı olduğunu göreceksiniz. Sabit kullanımlarda bunu taktığınız zaman hiçbir şekilde kıpırdama olmadığını göreceksiniz. Ve buranın da sıkıldıktan sonra kıpırdamadığını göreceksiniz. Yine bunun altında bir vida yuvamız var. Vida yuvasına şunu taktığımızda gimbalımızın boyu birazcık daha uzuyor. Uzadıktan sonra da altında dediğimiz gibi sabit yerlerde de açtığımızda kelebek gibi aparatlarını görebiliyoruz. Evet, ürünümüzün geri kalan kısmında kutumuzun içindeki kabloyu gördük. Haricinde bir askı aparatını gördük. Yanı sıra kutumuzu açtığımızda hemen başlık kısmında bir tane de paketimizi gördük. Şöyle baktığımız zaman bir tane şarj kablosu, bir tane askı, iki ve bir de çok şık ve kullanışlı bir taşıma çantamız ve kılıfımızı görüyorsunuz. Hemen şimdi şöyle bakıyoruz. Ürünümüzü kapatıyoruz. Şunun içerisine çantası yerleştiriyoruz. Yerleştirmiyoruz. Neden? Çünkü altın aparat olduğu için. Aparatını buradan çıkardık. Çantamızı koyuyoruz. Buradan kısaltıyoruz. Vidamızı takıyoruz. Çantamıza şu şekilde koyduğumuzda tabi bu arada bunu öğrenmek gerekiyor. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu şekil malzememizi koyduğumuzda taşına bir hale geliyor. Şimdi bunu tekrar açalım. Açtık. Şurada ip kısmını görüyorsunuz. İp kısmımızın şuradan geçirdik.
geçirdikten sonra şu kısmı geçirdiğimizde şurayı kastığımızda artık taşınabilir hale geliyor. Ürünümüzü açtık. Serbest hale getirdikten sonra şuradan evet şarjımız bitik olduğu için kendini tam tanımlayamadı. Görebiliyorsunuz şurada şu. Şarj yeni bir ürün olduğu için şarj etmemiz gerekiyor. Şarj ettikten sonra ürünümüzü çok daha başarılı, çok daha donanımlı şekilde çalıştırabiliyoruz. Teşekkürler herkese, iyi çalışmalar.